Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir programla karşınızdayız. Bugünkü konumuz uzun zamandır ülkemizin gündeminde olan emeklilikte yaşa takılanlar konusu. Konuğumuz ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Peki şu an Türkiye'de toplam kaç tane EYT'li var? Bu sayımız biraz devlet sırrı esasında. Biz bilgi edinme yasamızla bizlere tanınan hak doğrultusunda Çalışma Bakanlığı'na bir dilekçe verdik. Dilekçemizde sayımız kaçtır dedik. 4-5 maddelik bir dilekçeydi. Dilekçenin bir aylık süre sonrasında gelen cevapta sadece kamu kurumlarına ve üniversitelerin akademik çalışmaları için bu bilgiyi verebileceklerini söylediler. Artı mecliste milletvekillerimiz bu sayı kaçtır soru önergeleri sundukları halde cevap alınamadı. Fakat bizim en son sosyal güvenlik uzmanı olan bir arkadaşımızın yaptığı çalışmada hani bunlar da esasında tam veri değil, acaba mı diye oluşturulan bir veriler 5 milyon 400 gibi deniliyor. Fakat burada da hemen emekli olabilecek bir sayı değil yani bu 5 milyon 400. 700 ila 1 milyon kişi arasında raporumuz çıktı. Biz sayımızın kaç olduğunu Çalışma Bakanlığımızın açıklamasını istiyoruz. Israr da ediyoruz. Biz de bilelim, biz de rahatlayalım, onlar da rahatlasın. Efendim malumunuz insanların belli dönemlerinde çıraklık ve stajyer olduğu dönemler olabiliyor. Peki EYT ile ilgili çalışmalar yapılırken stajyer ve çıraklar da bu yasa kapsamında faydalanabilecek mi? Faydalanması için bizler de onun mücadelesini de veriyoruz. Çünkü çocuk yaşta bir çalışma hayatımız başlandı ve elimize tutuşturulan o küçük pembe sigorta kartımız alın siz de artık çalışma hayatındasınız ve sigortalısınız diye bildiğimiz süreç maalesef ki emeklilik sürecimiz içerisine dahil olmadığını sonradan öğreniyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Ayrıca ben de yine bir staj mağduruyum. Benim gibi binlercesi var. Bu da bir haktır. Çünkü sadece iki tane mesleki kola veriyor bu hakkı. Bunun da eşitlikle ilgili bağdaşır bir yanı kalmıyor. Peki yapılacak olan çalışma kapsamında kadın ve erkeklerde yaş düzenlemesi ne şekilde olacak? Bizim 8 Eylül 1999 öncesinde şartlarımız belliydi. Hani bu soru eğer bize göre yorumlarsam o şartlarımız dahilinde emekli olma çabamız, mücadelemiz var. Kazanılmış hakkımız olduğunu bildiğimiz için. Ama sonrasında geleceğimiz çocuklarımız için şu an biliyorsunuz 65 yaş. Türkiye şartlarında çok uzun bir süreç. Ne olur bunun ilgili kurumları karşılıklı masaya oturulur, şartlar nedir, Türkiye'nin yapısı nedir, insan ömrü nedir, bunların hepsinin bir değerlendirilmesi yapılıp bir ortak nokta bulunabilir. Ha, şu an ben diyeyim ki tabii bu çalışmalar yapılmadan kadınlar 50 olsun, erkekler 55 olsun ama 65 yaş Türkiye şartlarına çok ağır bir şart. Yani şöyle söyleyebiliriz. Şu an şöyle bir söylem de var. 40'lı yaşlarda emeklilik erken olabilir ama iş imkanları göz önüne alındığı zaman 60'lı yaşlarda biraz tabii, fazla. Tabii yani burada çalışma ortamları, Türkiye'nin şartları bunlar çok etken. İnsan ömrünün uzadığı söyleniyor ama 40'ımızdan sonrasına da her türlü hastalıkla da mücadele eder bir vaziyette oluyoruz. Gönül Hanım, emeklilikte yaşı uzatmaktansa iş şart ve garantilerin düzenlenmesi daha iyi olmaz mı? Yani biz zaten yaş haddinin gelmesine dahi şaşkınlık yaşıyoruz. Niye? Orada hani sizler için 7000 gün şartı ekleniyor ya da işte ne bileyim hizmet yılı ekleniyor. Üstüne bir de niye yaşı bekleyeyim? Sonuçta şartlarımızı da tamamladıktan sonra tabii ki en uygun haliyle. İnsan emekli olmak da istemez ki o şartların en uygun haliyle sürdüğü süreçte.
Peki bu yapılacak olan EYT çalışmasında kimler bu haklardan faydalanamaz? Burada bir defa hizmet gününü dolduramayan arkadaşlarımız faydalanamaz değil de hak kazandıktan sonrasına faydalanabilecek durumda. Prim günü eksik olanlar, artı stajyer numarası almıştır da çalışma hayatı 2000 sonrası başlamıştır. Bunlar arttırılabilir ama şu anki aşamada bizim emeklilikte yaşa takılanlarda 25 yıl hizmet yılı 5000 prim günü istiyor erkeklerde, kadınlarda da 20 yıl 5000 prim günü dolduran diğer dolduracak olan arkadaşlarımızın da zamanı geldikçe emekli olmasını öngörülmesi gerekiyor. Efendim malumunuz kadınların bir doğum borçlanması var. Evet. Bu EYT ile ilgili düzenleme yapılırken kadınlar da bu haktan faydalanabilecek mi? Onun da mücadelesini veriyoruz. Biz bir iki ay evvel dernek tüzüğü değişikliğine gittik. Derneğimiz sadece emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini yaşatan 4447 sayılı yasayla kurulmuş bir derneğimizdi. Bu amacı genişlettik. Bunun içerisine emeklilikte yaşa takılan, kadın doğum borçlanması, aylık bağlanma oranlarıyla, stajyerle, aklınıza gelebilecek sosyal güvenlik kurumu yasalarından mağduriyet yaşayan ve yaşatılan belki ilerleyen süreçte, bugün biliyorsunuz bir kıdem tazminatımız gündemde. Buna kadar mücadeleyi genişlettik. O da yine kadın doğum borçlanması mücadelemizin içinde. Peki emekli maaşları ile ilgili düzenleme yapılacak mı? Olması en önemli sorulardan biri, çözülmesi gereken sorulardan biri, yasalardan biri. Çünkü biz emeklilikte yaşa takılanlar hem yaş mağduru olduk hem maaş mağduru olduk. 2008 yılında çıkan 5510 sayılı yasanın aylık bağlanma oranlarının hesaplama şeklinin değiştirilmesiyle bugün bağlanacak emekli maaşları 1000 lira 1500 lira arasında ve en acillerden birisi yine mücadele verdiğimiz yasa olarak önümüze çıkıyor. 1000 lira 1500 lira asgari ücretin 2020 lira olduğu bir ortamda bağlanması kabul edilebilir bir maaş değil. Gönül Hanım, bildiğiniz üzere bazı insanlarımızın sigorta girişleri var ama prim gün sayılarında eksiklik var. Bu konuyla alakalı da bir çalışmanız var mı bu çalışma kapsamında? Evet, Profesör Doktor Vedat Bey'e de sunduğumuz dosyamızda bu mevcut. Bunlar için bir borçlanma getirilebilir. Yine devletimize bir kaynak olmuş olabilir. Ki bu arkadaşlarımız da emekli olduktan sonrasına bir Avrupa seyahatlerine çıkamayacak. Gene ülke ekonomisine katkı sunmuş olacak. Devir daim olmuş olacak. Çözüm üretilmek istendikten sonrasına bu yasa içinde yine sık sık dile getireceğiz. Şimdi emeklilikle ilgili Türkiye'nin ve dünyanın belli bir yaş ortalaması var. Peki dünyadaki yaş ortalaması ne şekilde Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman? Türkiye ile karşılaştırmayı biz bir defa dünyayla ya da işte verilen örneklerle karşılaştırılma yapılmasını da istemiyoruz. Çünkü oranın şartları gerçekten insani bazda tatmin edici diyeyim. Bizde maalesef şartlar çok ağır. 65 yaş süreci çok ağır. Avrupa'da 65 yaş örneği veriliyor, 72 yaş örneği veriliyor ama çalışma şartlarında insanlar yıpranmıyor. İnsanlar iki kat bir şeylere sevk edilmiyor. Yani emekli olduğunda da dünyayı gezebiliyor. Bizde maalesef bu olay, emekli oluyorsunuz, aylık bağlanma oranları değiştirilmediği sürece, sağlığınız el verdiği sürece, bir de eğer iş bulabiliyorsanız, şanslıysanız mezara kadar çalışmak zorundasınız. Peki bugün EYT ile ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar bugünü mü kapsayacak yoksa gelecek nesiller de bundan faydalanabilecek mi? Bu soruyu niye soruyorum biliyor musunuz? Evet. Eğer bugünü kapsarsa gelecekteki insanlar için bir adaletsizlik söz konusu olur. Ondan dolayı soruyorum. Kesinlikle bu konuda sizlerin, siz gençlerin de bizim yanımızda olmanızı istiyoruz. Sık sık sosyal medyada dile getiriyoruz. Bu bir anlık bir mağduriyet değil.
bahsettim ya, 65 yaş. Türkiye şartlarına çok ağır bir yaş. Biz haklılığımızla yürüdüğümüz yolda gördük ki geleceğimiz olan çocuklarımızı da çok daha farklı mağduriyetler bekliyor. Yaş haddi artı, hani biz 1000 lira 1500 liralardan bahsediyoruz ya, bugünün şartlarına göre sizlerin ilerleyen süreçte bağlanacak emekli maaşları 500 lira 600 liradan yukarı olmayacak. Sizin bugünden itibaren bu mücadeleyi vermeniz gerekiyor. Biz de zaten dernek tüzüğümüzdeki değişiklikle, verdiğimiz örnek mücadeleyle ilerleyen süreçte bayrağı sizlere devredenler olarak yerimizi bırakacağız. Şimdi ilk etapta 700 bin ile 1 milyon arasında emeklilik söz konusu olduğunu söylüyoruz. Ve toplamda ise 5 milyona yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Ve bu rakam büyük bir rakam. Peki bunun ülkeye yıllık olarak maliyeti ne olacak? Şimdi burada esasında maliyet konusu bizim sorunumuz değil. Neden derseniz biz 28-30 yıl devletimiz bizden istemiş ki sen bu primleri öde, ben sizi bunun karşılığında emekli edeceğim. Çalışmamız var. 10 milyar ile 14 milyar arasında değişen bir rakam çıkıyor. Ama sorun, maliyet sorunu bizi ilgilendiren değil dedim. Çünkü karşılığını biz fazlaca ödedik. İkinci tura dönerek ödedik. Kaynakların etkin ve doğru kullanılmasıyla eminim ki bizlerin bu yük olarak görülmesi ortadan kaldırılacaktır. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunun çözümü noktasında Vedat Bilgin'i görevlendirdi dedik. Sizler de raporlarınızı sundunuz. Evet. Ve şu anda da bu konunun mağduru olan insanlar yetkili kaynak olarak sizden bir bilgi bekliyor. Peki şu an son durum ne EYT'de? Evet. Nasıl bir çalışma yürütülüyor? Evet. 5 Eylül tarihinde Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdik biz bu görüşmeyi. Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda bir rapor beklentisi cümlesi bizleri açıkçası çok umutlandırdı. Çünkü bu bizim mağduriyetimizi kapısını aralamış oldu. Tarihi de bir görüşmeydi bizler için. Çünkü ulaşma çabamızı her koldan deniyorduk Sayın Cumhurbaşkanımıza. Orada bir emeklilikte yaşa takılanların yaşadığı sorunlar, kazanılmış hakkının iadesi, geldiği yaş aralığında arafta kalmışlığı, bizim bir sloganımız var. Devlete gidiyorsun, beni emekli et diyorsun, gençsin diyor. Özel sektöre gidiyorsun, iş istiyorum diyorsun, orada da hayır sen yaşlısın diyor. Çünkü geride de genç bir nüfus var işsiz olarak da. Biz en ince ayrıntısına kadar sorunlarımızı anlattık. Aylık bağlanma oranlarındaki adaletsizliği anlattık. Bağlanacak maaşları anlattık. Stajyerliği anlattık. Hak verdiği konular, yerler çok oldu. En kısa sürede de, daha doğrusu süre konusunda bir bilgi alamadık. Hani o homojen yapıyla alakalı hukuki, Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik uzmanları ile ilgili bir çalışma yapacaklar ve Cumhurbaşkanımıza sunacaklarını ilettiler. Biz burada umutlandık. Tabii ki ortada bir toplumsal sorun var, bir çığlık var. Ekonomik sıkıntı yaşayan, arada kalmış bir topluluk var. Bunun beraberinde sosyal ve ekonomik sorunları da getiren bir topluluk var. O yüzden çözüm aşamasında en adil bir haliyle bir rapor çıkıp bu mağduriyetin biteceğine inancımız tam. Gönül Hanım, az önce dünyadaki yaş ortalamalarını karşılaştırınca aslında biraz değindiniz ama şimdi sosyal medyada bir söylem dönüyor. Hı hı. Şu ülke örnek alınacak diye ve özellikle Finlandiya örneği örnek alınıyor. Bu konuyla ilgili bir model olarak Finlandiya örnek alınıyor mu, alınmıyor mu? Kesinlikle yetkililerden bir açıklama yok. Bu sosyal medyada basının algı yaratmaya çalışması olarak yorumluyoruz. Tabii etkilenen arkadaşlarımız var, çok zor durumda olan arkadaşlarımız var. Ha bir de şu var, EYT ne zaman gündem olsa bu Finlandiya modeli hiç eksik olmuyor. Ben 7 yıldır bu davanın içerisindeyim. 10 yıldır mücadele veren, 12 yıldır mücadele veren arkadaşlarımız var. Ve Finlandiya modelidir, tutturmuş gidiyorlar. Arkadaşım,
1000 lira, 1500 lira maaş bağlanacak değişsin çabası içerisindeyken, düzeltilsin, adil yaşanır, insanca yaşanır bir maaş bağlansın çabası içerisindeyken 1000 lira, 1500 liranın Finlandiya modeliyle şu kadar seneye şu kadar kesinti, işte şu kadar miktarda oranlarda kesinti yapılacak. Biz kabul etmiyoruz bunu. Biz insanca yaşanır bir maaşla haklarımızın iade edilmesini istiyoruz. Ve sonuna kadar da bunun duruşunu sergileyeceğiz. Gönül Boran Özü Pak ile birlikteydik bugün. Kendisi Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dernek Başkanı. Başkanım, bilgilendirmeleriniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnsanları aydınlatma noktasında birinci kaynak olarak sizden bilgileri aldık. Umarım izleyicilerimiz de, mağdur olan izleyicilerimiz de bu programı izler. En yetkili ağızdan gereken bilgileri alır. Tekrardan sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizimkisi bir hak hikayesi. Sonunu, sonuç alınana kadar da mücadelemizin devam edeceğini buradan bütün arkadaşlarıma da bu mesajla bilgi vermek istiyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Efendim, bugün programımız kapsamında Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özü Pak ile birlikteydik. Kendisi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gerekli olan açıklamaları yaptı. Ondan almış olduğumuz açıklamaları da ekranlarınıza yansıtacağız. Bu konuyla ilgili bir de sokaktaki vatandaş ne biliyor diye sokak röportajı gerçekleştirdik internet haberi olarak. Onu da videomuzun devamında izleyeceksiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.